Bu oluşturmamızda Autodesk Inventor'ın teknik resim ortamındaki ayarlarına bakacağız. Teknik resim ayarları dizinin altındaki teknik resim dosyamı açıyorum. Teknik resim ayarlarına ulaşabileceğiniz bölüm Manage şerit menüsü altındaki Styles and Standards paneldir. Buradaki Styles Editor komutuna girdiğinizde teknik resim ortamının tüm ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu açılacaktır. Şu anda aktif olan standardı görüyorsunuz. Bu standarda göre buradaki listede yer alan nesnelerin özellikleri tanımlanmış durumdadır. Örneğin pozlarla ilgili özellikler burada görülmektedir. Yeni bir standart tanımlamak için standart altından var olan standardımı işaretliyorum ve buradaki new komutunu çalıştırıyorum. Yeni standart için bir isim girmeniz lazım. Based on seçeneği ise bu standardın temel olarak alınacağı standardı seçtiğiniz bölümdür. Buradan temel alacağınız standardı seçmeniz gerekir. Biz bu haliyle bırakalım ve OK ile devam edelim. Yeni bir standart tanımlandı. Bu standarda göre kullanılabilecek olan stilleri standart ana sayfasının Available Styles bölümünden bulabilirsiniz. Available Styles altında örneğin ölçülendirme ile ilgili kullanabileceğim stilleri görüyorum. Bu standart aktif durumdayken örneğin ölçü stili olarak bu stilin kullanılmasını istemiyorsam eğer bunun yanındaki kutuya dokunup seçili olmaktan çıkartıyorum. Daha sonrasında buradaki stil listesi altından ölçülendirmeyi işaretliyorum. Bir değişiklik yaptığım için öncelikle Inventor bana bu değişikliğin kaydedilip kaydedilmeyeceğini soruyor. Evet de devam edelim. Ölçülendirme stili altından default olan ölçülendirmeyi işaretliyoruz. Ve daha sonra burada anlamlı basamak sayısını değiştireceğimiz Units bölümü altından yeni anlamlı basamak sayısını gösteriyoruz. Save ile yaptığım değişiklikleri kaydediyorum. Benzer bir şekilde diğer ölçü stilleri için de anlamlı basamak sayısını ayarlayalım. Ve yaptığım değişiklikleri kaydedeyim. Yeni bir yazı stili tanımlamak için text ikonu altında no text yazan bölüme geliyorum. Sağ tuşa basıyorum ve new style ile yeni bir yazı stili tanımlayacağımı gösteriyorum. Yazı stilinin ismini girelim. Genel ölçü yazısı diyelim. Bunu standarda ekleyeceğimizi söylüyoruz. OK ile devam edelim. Yeni yazı stilim burada yer alıyor. Buradan da bu yazı stilinin özelliklerini değiştirebilirsiniz. En basitinden bu yazı stili için kullanacağım fontu değiştirebilirim. Font olarak Arial seçiyorum. İsterseniz bir açıklama yazısı da buraya yazabilirsiniz. Save ile yaptığım değişiklikleri kaydediyorum. Şimdi bu yazı stilini örneğin bir ölçü stilindeki yazıya atamak için yapmam gereken işlemler şu. Standarda geliyorum. Öncelikle yazı Available Styles altından yazıları işaretliyorum ve yeni tanımladığım ölçü stilinin yanındaki kutucuğu işaretliyorum ki bunu kullanabileyim. Yeniden kaydediyorum değişiklikleri. Ölçü stillerine geliyorum. Bunun altında bulunan default ansiyi işaretledim. Default ansiyi altında yazı bölümü bulunmaktadır. Bunu gösteriyorum ve temel yazı stili olarak bir önceki adımda tanımladığım yazı stilini seçiyorum. Yine save ile yaptığım değişiklikleri uyguluyorum. Şimdi stillerden çıkalım. İstediğim şey bu dokümana yeni tanımladığım standardı atamak.
Bunun için Tool Sharing menüsüne gidiyorum ve buradan Document Settings komutunu çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz şu anda standart olarak daha önce çizimde tanımlı bulunan standart seçili. Listeden bir önceki adımda tanımladığım yeni standardımı seçiyorum ve OK ile devam ediyorum. Değişikliklerin ne olduğunu hızlıca göstermek için Annotate Chart menüsü altından Dimension komutuyla hızlıca bir iki ölçü tanımlayalım. Ölçü komutunu OK ile devam ettim. Ölçüyü çizime yerleştirdim. Ölçüleri tanımladıktan sonra bu ölçülerin stilini değiştirmem mümkün. Kontrol tuşuna basılı tutarak çizime yerleştirmiş olduğum ölçüleri işaretliyorum. Daha sonrasında Annotate Chart menüsü altındaki format panelinden buradaki gördüğünüz bölümdeki listeden farklı bir ölçü stili seçiyorum. Bu ölçü stilinin özelliklerine göre ölçülerim güncellenmiş oldu. Dolayısıyla özetlemek gerekirse Manage Chart menüsü altındaki Styles Editor komutuyla teknik resim ortamındaki nesnelerin stillerini, özelliklerini değiştirebilirim. Yeni bir standart yaratıp bunu çizimlerde kullanabilirim.